Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ses kaslarınızı güçlendirecek, sesinizin hacmini büyütecek bir egzersiz göstereceğim. Bu egzersizimizi bir pilates lastiğiyle yapacağız arkadaşlar. Egzersizimizde ma hecesini kullanacağız. Neden ma hecesini kullanıyoruz? M ve N harfleriyle oluşturduğumuz egzersiz kombinlerinde, varyasyonlarında sesimizi daha hızlı bir şekilde maske bölgesine almamızı sağlıyor. Şimdi egzersizimize geçelim. Pilates lastiğini egzersizimizde gerektiği ölçüde gereceğiz. Yani pilates lastiğini şöyle gerdiğimiz zaman siz de deneyin, ister istemez diyafram bölgemiz de geriliyor. Ve ekstradan abdominal bölgeyi, toraks bölgesini sıkmak zorunda kalmadan kendiliğinden bir gerilim yakalıyoruz. Şimdi sesimizi ilk olarak 1 metre ötemizde birini duyuracak şekilde yükselteceğiz ma hecesiyle. Pilates lastiğini de ona göre gereceğiz. Yani 1 metre ötemize seslenirken sanki 5 metre ötemize seslenir gibi pilates lastiğini kullanmayacağız arkadaşlar. Bu şekilde de bedenimizi ses frekansına göre doğru ve ekonomik biçimde uyumlamayı da öğrenmiş olacağız. Tıpkı esner gibi başlıyoruz, unutmayın. Ses ısıtma videoma da bir göz atın derim. Orada bazı konuları detaylı bir şekilde anlattım. Birkaç kez 1 metre ötede birine sesleniyormuş gibi pilates lastiğimizde gererek çalışmayı tekrarlayın. Birinci aşamayı bitirdikten sonra geçelim ikinci aşamaya. Bu sefer sesimizi 3 metre ötemizde birine duyuruyormuş gibi çıkaracağız. Aynı zamanda pilates lastiğini de buna göre gereceğiz. Bir kez daha yapıyorum. Nefes aldım. Diyaframıma dikkat. Beden duruşuma dikkat. Ufak bir uyarı, yere çok sağlam basıyoruz arkadaşlar. Bedenimiz olabildiğince dik, diyaframımız da olabildiğince genişliğini koruyoruz. Yani bütün olayı pilates lastiğine bırakmayalım. %70, %60 pilates lastiğinde ise olay, kalan %40'lık pay ise bedenimizde ve nefesimizde. Metreyi bitirdik diyelim. Sesimiz geriye gitmedi ve pilates lastiğiyle gayet o aradığımız desteği sağladık. Bu sefer 5 metre ötemizde birine sesimizi duyururcasına sesleniyoruz. Pilates lastiğimizi de 3 metreye göre biraz daha güçlü şekilde gereceğiz. Bedenimiz biraz daha yorulacak 5 metreye sesimizi duyurmaya çalışırken. Bunlar gayet normal. Özellikle çok fazla diyafram çalışmayan insanlar için bu çalışma biraz zorlayıcı olabilir. Muhakkak diyafram nefesini gösterdiğim videoyu da izleyip birkaç kez o videodaki egzersizleri uygulamış olarak bu çalışmaya başlayın derim. Hadi tekrar. Bir sonraki aşamada bir süredir çalışanlar 7 metre öteye geçebilirler. Ama yeni başlayanlar için maksimum 5 metre ötede bir menzile ses duyurmak yeterli oluyor arkadaşlar. Bu çalışmada dikkatinizi çekmek istediğim önemli iki unsur var. Bu çalışma biraz daha orta seviyeye doğru gelenler için idealdir. Başlangıç seviyesindeki arkadaşlar için daha önce yayınladığım diyafram nefesi ve
ses ısıtma videolarını izlemelerini öneririm. Çünkü ses ısıtma dediğimiz olayla ses büyütme dediğimiz olay arasında spesifik bir fark vardır. Fitness idmanlarından örnek vererek açıklayayım bunu. Önce 10 dakika bedenimizi ısıtırız. Sonrasında ağırlıklara yükleniriz ki bedenimiz doğru şekilde reaksiyon versin gelişime. Ses de böyledir. Çünkü ses de bir kastır arkadaşlar. Önce 1 metre ötemizde biri varmış gibi sesimizi ısıtmamız gerekiyor. Bir takım lokal egzersizlerle. Ondan sonra ma gibi bir hece ile açık bir a ile kombinleyerek m harfini sesimizi 1, 3, 5, 7, 10'a kadar çalışacak şekilde büyütmemiz gerekiyor. Başlangıç seviyesindekiler dediğim gibi birkaç turdur ses ısıtan arkadaşlar 5 metreye kadar denesinler. Baktılar 5 metre çok zorlamıyor, 7 metreyi de deneyebilirler. Daha ileri seviye olduklarını düşünen arkadaşlar, hani konservatuvar son sınıf öğrencileri olur, yeni mezun arkadaşlar olabilir, bir süredir ses ısıtmayan profesyonel oyuncu arkadaşlar olabilir, 10 metreye kadar deneyebilirler. Bugünkü paylaşımın sonuna geldik arkadaşlar. Bu paylaşımı faydalı bulduysanız beğenmeyi lütfen es geçmeyin. Soru ve görüşleriniz için yorumlar kısmından benimle iletişime geçebilirsiniz. Mutlu günler dilerim.